Ben dil okulu için New York'a geliyorum. Kızımı F2 vizesiyle getireceğim. Vizeyi nasıl alacağımı bilmiyorum. Kendi vizemi alırken mi yoksa vizem onaylandıktan sonra tekrar mı başvuru yapmam gerekecek diye bu değerli takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki gün sonunda siz eğer vizesine başvuru yapıyorsanız ve sizin için F1 öğrenci vizesi ve kızınız için F2 alınacaksa bu başvuruyu ister beraber yapabiliyorsunuz, isterseniz ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun kararını sizin vermeniz gerekecek. Fakat eğer beraber yapacaksınız, o zaman siz vize başvurusu yaparken kendiniz için F1 vizesi randevusu alıyorsunuz. Kızınız için de F2 vize randevusu alıp verilen tarihte Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii dikkat etmeniz gereken bir nokta Türkiye'deki bağlarınız önemli olacak. Finansal durumunuz önemli olacak. Dolayısıyla Amerikan konsolosluğu sizin Amerika'ya gerçekten eğitim amaçlı mı geliyorsunuz? Yoksa bir daha dönmemek için mi geliyorsunuz? Bu noktada tam net olması gerekecek. Dolayısıyla eğer başvuru yaparken ters bir durum oluşmasın diye kızınızı siz aldıktan sonra başvuruya sokmak isterseniz o da mümkün olabilir. Ama dediğim gibi ikisi de mümkün olan durumlardan biri. Dolayısıyla sizin için en önemli nokta Türkiye'deki bağlarınız noktasının çok net olması. Bunda Amerikan konsolosluğu görevinin çok rahat bir şekilde bunu görüyor olması önemli olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.